Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz çarpma işlemi ve problemler. Örneklerimize bakalım. Altıların toplandığını görüyoruz değil mi? Aynı sayılar toplanmış. Biz bunları teker teker topluyoruz. 6'ya 6 eklersem 12, eklediğim zaman 18, 24 ve 30 yapar. Peki bize böyle aynı sayılardan oluşan bir toplama işlemi verildiğinde teker teker toplayacak mıyız? Bunun bir kısa yolu yok mu? Tabii ki var çocuklar. Eğer aynı sayılardan oluşan bir toplama işlemi varsa kısa yolu çarpma işlemi. Burada kaç tane 6 görüyoruz? 5 tane 6 var. 5 tane 6'yı çarpma işlemi şeklinde böyle yazıyoruz. 5 çarpı 6. Biz 6'şer 6'şer, 5'er 5'er ritmik saymayı öğrenmiştik ve çarpım tablosunda onlara kadar ezbere bilmeliyiz. 5 kere 6, 30 yapar. Bakın daha kısa, daha kolay bir yöntem oldu. Diğerini de çarpma işlemi şeklinde yapalım. Kaç tane 8 var? 3 tane 8. 3 kere 8, 24 yapar. 42 ile 5'i çarpacağız. Önce birler basamağından başlıyoruz. 5'i önce birliklerle sonra onluklarla çarpacağız. 5 kere 2 kaç yapar çocuklar? İstersek 5 parmağımızı açıp 2'şer 2'şer sayabiliriz. Ya da 2 parmağımızı açıp 5'er 5'er sayabiliriz. Eğer çarpım tablosunu hala ezberlemediyseniz. 5 kere 2 10 yapar. Onun nesini yazıyoruz? 0'ını yazıyoruz. Elde var 1. Daha sonra 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 kere 4 20 yapar. Eldeyi bulduğumuz sonuca ekliyoruz. 20 bir daha 21 yapar ve hepsini yapıyoruz. Çünkü artık işlem bitti. Çarpacak başka sayı yok. Bu yüzden 20.000 hepsini yazdık. Cevap 210. 7 ile 3'ü çarpıyoruz. 7 parmağımızı açıp 3'er 3'er sayabiliriz. Ya da 3 parmağımızı açıp 7'şer 7'şer sayabiliriz. 7 kere 3 21. 21'in nesini yazıyoruz? 1'ini. Elde var 2. 7 kere 3 21 yapar. 2'ye eklersek 23. Cevap 231. 6 kere 6 36. 36'nın 6'sını yazıyoruz. Elde var 3. Daha sonra 6 ile 2'yi çarpacağız. 6 kere 2 12 yapar. 12'ye 3 eklediğimizde 15. Cevap 156. 2 basamaklı sayılarla çarpma işlemini nasıl yapıyoruz? Birlikte bakalım. Sanki onluklar yokmuş gibi önce birler basamağıyla birler ve onlar basamağını çarpıyoruz. Daha sonra diğer sayıya geçeceğiz. Zaten bunu çarpmayı öğrendik çocuklar. Önce 3 ile 4'ü sonra 3 ile 2'yi çarpacağız. 3 kere 4 12 yapar. 12'nin 2'sini yazdık. Elde var 1. 3 kere 2 6 yapar. 1 eklediğimiz zaman 7. 3 ile çarptık, 72 bulduk. Şimdi diğer sayıya bakıyoruz. Diğer sayımız 1. 1 ile birler basamağını sonra onlar basamağını çarpıyoruz. 1 hangi basamakta? Onlar basamağında. Öyleyse birliklerin altını boş bırakıyoruz. Yazmaya onlar basamağından başlıyoruz çocuklar. Bakın 1 onlar basamağında olduğu için onlar basamağından yazmaya başlıyoruz. Bu şekilde sol tarafa doğru yazacağız. 1'in önce 4'ü çarpıyoruz. 1 kere 4, 4 yapar. 7'nin altına yazdık. 1 kere 2, 2 yapar. Bu tarafa yani sol tarafa doğru yazacağız 2'yi. 1'ler basamağının altını boş bıraktık. Daha sonra en son toplama işlemi yapıyoruz. 2'nin altında rakam olmadığı için aynen aşağı indiriyoruz. 7, 4 daha 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. 3. Cevap 312. 46 ile 15'i çarpacağız. Sanki 1 yokmuş gibi önce 5 ile 6'yı çarpıyoruz. Sonra 5 ile 4'ü. 5 kere 6 30 yapar. 30'un 0'ını yazdık. Elde var 3. 5 kere 4 20 yapar. 20'ye 3 eklediğimizde 23 yapar. Hepsini yazdık. Çünkü 5 ile çarpmamız bitti. 5 ile çarpma sonucumuz 230. Daha sonra 1 ile çarpmaya geçiyoruz. 1'i birler basamağıyla çarpıyoruz. Sonra onlar basamağıyla.
Bir hangi basamaktaydı? Onlar basamağındaydı. Onlar basamağının hizasına yazacağız. Yani 3'ün altına yazıp sol tarafa doğru yazmaya devam edeceğiz. Birliklerin 6 boş kalacak. 1 kere 6, 6 yapar. 1 kere 4, 4 yapar. En son toplamamızı yapıyoruz. 0 aşağı indirdik. 9, 6. Cevap 690. 3 yokmuş gibi önce 4 ile çarpmamızı yapıyoruz. 4'ü birliklerle çarpalım. 4 kere 3 12 yapar. 12'nin ikisini yazdık. Elde var 1. 4 kere 2 8 yapar. Eldeyi eklediğimizde 9. 4 ile çarpma sonucunda 92'yi bulduk. Sıra geldi 3 ile çarpmaya. 3 hangi basamakta? Onlar basamağında. Bu yüzden onlar basamağının hizasına yazıyoruz. Birlikleri boş bırakacağız. 3'ü önce birliklerle sonra onluklarla çarpıyoruz. 3 kere 3 9 yapar. Onlar basamağına yazdık. 3 kere 2 6 yapar. Sol tarafa doğru yazıyoruz. Toplamamızı yapalım. 2'yi aşağı indirdik. 18 elde var 1. 7. Cevap 782. 6'yı önce birler basamağıyla sonra onlar daha sonra yüzler basamağıyla çarpıyoruz. 6 kere 4 24 yapar. 24'ün 4'ünü yazıyoruz. Elde var 2. 6 kere 3 18 yapar. 18'e 2 eklediğimizde 20 yapar. 20'nin nesini yazıyoruz çocuklar? 0'ını yazıyoruz. Elde var 2. 6 kere 1 6 yapar. 6'ya 2 eklediğimizde eldemiz de vardı. Eldeyi unutmuyoruz. 8 yapar. Cevap 804. 5 kere 4 20 yapar. 20'nin 0'ını yazdık. Elde var 2. 4 kere 0 0 yapar. 0'a 2 eklediğimizde 2 yapar. Buradan bir elde gelmedi. 4 kere 2 8 yapar. 820. Eldeleri unutmuyoruz. 7 kalem alan Hakan satıcıya 100 lira verdi. Kaç lira para üstü alır? Çocuklar, Hakan 7 tane kalem almış ve her birinin fiyatı 12 lira, 12 lira, 12 lira şeklinde. Hayal ediyoruz. Önce Hakan'ın toplam kaç liralık kalem aldığını, yani ne kadar harcama yaptığını bulmamız gerekiyor. 12 liraları yazalım. Hayal edebilirsiniz. İlk başta yaparken yazabilirsiniz. Daha sonra pratik bir şekilde çözeceksiniz. 12, birinci kalem, ikinci kalem, üçüncü kalemin fiyatı, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kalemin fiyatı. Hakan toplam kaç lira ödeme yaptı? Bunu bulmak için teker teker toplama yapmamıza gerek yok. Ne öğrenmiştik? Aynı sayılardan oluşan toplama işleminin kısa yolu çarpma işlemiydi. Kaç tane kalem aldı? 7 tane. Kaç tane 12 var? 7 tane 12. Kısa yoldan çarpma işlemi yapıyoruz. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 1 7. Eldeki ne 8. Demek ki Hakan 84 liralık kalem aldı. 84 lira harcama yaptı. Peki satıcıya kaç lira verdi? 100 lira verdi. Satıcı ne yapacak? 100 liranın içinden kendi kalemlerin fiyatını çıkarıp alacak. Kalanı para üstü olarak Hakan'a verecek. Bakın hangi işlemi yapacağımızı bulduk. 100 liranın içinden kalemlerin fiyatını çıkarıp alacak. Kalanı para üstü olarak verecek. 6, 16 lirayı Hakan'a para üstü olarak verdi. 58 sayısının 5 katının 10 fazlası kaçtır? Eğer soruda kat diyorsa kat kelimesini duyduğumuzda çarpma işlemi yapıyoruz. Yani 58'den 5 tane demek istiyor burada. 58 ile 5'i çarpıyoruz. 8 kere 5 40 yapar. 40'ın 0'ını yazdık. Elde var 4. 5 kere 5 25. 4 eklersek 29. 290'ı bulduk ama sorunun devamı var. Ne diyor? 5 katının yani 290'ın 10 fazlası. 10 ekliyoruz. 300. Her birinde 35 kilogram pirinç bulunan 6 çuval pirincin 150 kilogramı satıldı. Geriye kaç kilogram pirinç kaldı? Önce kaç kilogram pirinç olduğunu bulacağız çocuklar. Bunun için hayal ediyoruz. İstersek şekil çizebiliriz. Kaç çuvalmış? 6.
3, 4, 5, 6. Her birinde kaç kilogram varmış? 35, 35, 35, 35, 35 kilogram. Peki biz ne kadar pirinç olduğunu bulmak için 35 kilogramları teker teker toplayacak mıyız? Hayır, aynı sayılardan oluşuyor değil mi? Kısa yoldan çarpma yapabiliriz. 6 tane çuval vardı. Her birinde 35 kilogram varsa 6 çuval 35 kilogram. Yani 6 çarpı 35 yapabiliriz. İsterseniz alt alta, isterseniz yan yana çarpın. 6 kere 5 30 yapar. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 3 18. 3 eklediğimiz zaman 21. Demek ki toplam pirinç 210 kilogrammış. Sorunun devamı var. 210 kilogramlık pirincin 150 kilogramı satıldı diyor. Satılınca ne olacak pirinçler? Azalacak. Azalması çıkarma demek. 210'dan 150'yi çıkardığımızda kalan pirinci 60 kilogram olarak bulduk. Dersiniz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.